Kapıyı kapat. İyi akşamlar Oktay Bey. Hoş geldiniz. Ne haber? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi. Mavra'dayız. Onur Hoca bugün sahne alıyor. Hep DJ kalemini, yönetmenliğini görmüştük ama bugün de DJ performansı sergiliyormuş. Olur mu ya? Paletinde her renkten var ya. Yani her şeyden anlıyor kardeşim adam. Biliyorsunuz Mavra'nın sahibi bizim çok eski ve sevdiğimiz bir kardeşimiz. O yüzden kendi aralarında böyle bir organizasyon yapmışlar. Bugün de Onur rock and roll parçaları çalmak üzere bir gece düzenledi. Biz de geldik. Dolu dolu da ekip de içeride eşlik ettiğinde. Çok anladığım bir müzik de değildir rock and roll müziği ama yani bana kalsa ben bir yarım saatte türkü çaldırırım ona. Arabesk isteğinde bulunmuşsunuz zaten, duyduk bizi. Yarım saat sonra kafasını karıştırırım. Aslında eski oyuncu arkadaşlarımız da içeride. Evet. Onlarla da bir hasret giderme de oldu evet, galiba. Evet, onları da gördüm. Ozanlar falan geldi. Biraz hasret giderdik. Sohbet ettik. Evet, beklenen ATV'de yayınlanacak dizi ismi belli oldu mu Oktay Bey? Oldu. Projeyle alakalı biraz daha açık bahsedebiliyor muyuz artık? Çok fazla bir şey konuşamıyoruz çocuklar. Kastı tam olarak kilitlemedik. Yani tam net bir şekilde kast listesini belirlemedik. O yüzden kast listesini açıklayamıyorum maalesef. Hala üzerinde çalışıyoruz. Çok arkadaşımızla görüşüyoruz. En uygun kastı en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama dizinin adı belli oldu. Ben bu cihana sığmazam. Oktay Kaynarca cihana sığmayacak galiba. Sadece ben değil, hepimiz. Kadroyla alakalı, partnerle alakalı bir... Dediğim gibi şu anda hala görüşmeler sürüyor. O yüzden şu anda bir şey diyemem size ama net olduğunda tekrar bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Zaten basın duyurusu yapacağız. Ondan sonra zaten herkesin haberi olmuş olacak. Yaz da geliyor, tiyatro oyunu da olacaktı. Size geliyor yaz, bize gelmiyor. Biz çalışacağız. Evet, bir tatil planı olamayacak galiba. Dolu dolu bir çalışma sezonu olacak. Maalesef öyle. Evet, bir oyun söz konusu, bir tek kişilik bir şey var kafamızda, onu toparlamaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde arada onu çıkarabilir miyim, çıkaramaz mıyım bilmiyorum ama onunla da ilgili çalışma devam ediyor. Peki sesiniz de çok seviliyor. Acaba bu esnada bir şarkı, bir türkü? Yok, Yavuz Bingöl'le değil. Çünkü bir YouTube'a dijital platformu bir şey yapmıştınız. Yok, o kadar değil çocuklar. O kadar değil, o kadar değil. Bodrum'daydınız. Bayram nasıl geçti? Bayram tatili. Çok kötü geçti çocuklar. Buz gibiydi. Hastalandım. Hala iyileşemedim. Geçmiş olsun sesiniz. Sesimden fark etmişsinizdir. Yani çok kötü geçti. Orası da çok soğuk. Bayağı bildiğiniz kalorifer yaktık, oturduk yani. Yani bazı bölümleri galiba Özbekistan'da çekilecekmiş. O doğru mu? Evet. Şimdi onunla ilgili mekan ve prodüksiyon araştırması için arkadaşlarımız gidecekler. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi alternatiflerimiz var. Üçünü belki kullanacağız. Üçünü birden kullanacağız ama biraz yurt dışı şeyimiz var. Hayırlı olsun kapatın diyelim şimdiden. En son konuştuğumuzda da bekarım demiştiniz. Hala bekar mısınız? Sence haberim olur mu? Olmaz mı? Olur da belki Özbek bir gelin gelir bize. Olur mu öyle bir şey? Özlemlerini söyle. Evet. Abi kendi istiyor da yansıtamıyor işte. Senden yola çıkıyor. Anan seni evlendirmeye çalışıyor, evde kaldın. Ha? Belki Özbek birini bulur muyum dedi. Oradan bana yansıtıyor. Lan yer miyim? Ne oldu? Peki çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar görüşürüz. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hadi kolay gelsin. Hop hop abi eski bir... Şunları bir alsana. Kapat. Dur. Götürüyordum.